Zerre kadar iyiliğin karşılığını alacaksın. Zerre kadar yaptığın kötülüğün karşılığını da alacaksın. Bu ayet-i kerime, referans bu. Bunun gibi gayretinin karşılığını zerre kadar olsa da alacaksın. Bu kadar net. Yani kader gayrete aşıktır. Şöyle örnek vereyim. Sen gayret gösteriyorsun, çaba gösteriyorsun. Senin yanındaki kişi gayret göstermiyor. Elinde bir kola, çips, televizyon karşısında zaman öldürüyor. Ömrünü zayi ediyor. Ama onun karşılığında sen ne yapıyorsun? Gayret gösteriyorsun, çaba gösteriyorsun, kendini geliştirmek için uğraşıyorsun veya çalışıyorsun, helal yolla gayret gösteriyorsun. İçindeki ses sana şunu söylüyor, bak diyor o yatarak diyor para kazanıyor, sen diyor çalışıyorsun, karşını alamıyorsun. Bu içindeki ses sadece vesvese, evham. Sana şunu söyleyeyim, sen gayretinin karşılığını mutlaka alacaksın, alıyorsun da. Ama şuradan bekliyorsun, devamlı o tarafa fokuslanıyorsun, buradan gelecek karşılığı. Hayır, buradan gelmeyecek, şuradan gelecek. Hani derler ya, İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir diye atasözü var sevgili arkadaşlar. Yani balıklardan bir şey bekleme. Sana Rabbim bir yerden verecek. Hikmet gözüyle bak. Çalışmaların, gayretin her zaman karşılığı gelecek. Para olarak gelmez. Tecrübe olarak gelir belki. Deneyim olarak gelir. Bakın ben yıllar önce 19 yaşındayken kuyumculuğu öğrenmek için 6 ay bir kuyumcuyla anlaştım. Onun yanında ücretsiz çalıştım. 6 ay boyunca bakın 6 ay boyunca avcılardan Zeytinburnu'na 6 ay her gün gittim geldim. Yemek parasını, öğlen yemeği ücretini veya yolculuk işte o seyahat ücretini avcılardan Zeytinburnu'na gitme vasıta ücretini ben karşıladım. Peki karşını aldın mı? Evet aldım, fazlasıyla aldım. Çünkü o kuyumcunun deneyimleri vardı. Tecrübesi vardı. O bana parayla ödemedi karşılığını. Yani para vermedi ama deneyimini verdi. Yani emeğimin karşılığını, tecrübesini benimle paylaştı. Çünkü tecrübeye saygı sana yılları kazandırır. Orada 6 ayda öğrendiğimi hayatımın her alanında bu zamana kadar kullandım. Kullanmaya devam ediyorum. Ve ben yıllarca o öğrendiğim 6 ayda öğrendiğim kuyumculukla yıllarca para kazandım, şirketler kurdum. Dolayısıyla emeğinin karşını mutlaka alacaksın. Gayretinin karşını mutlaka alacaksın. O şekilde almayacaksın belki. Tamam, para olarak almayacaksın ama başka türlü alacaksın. Bu gözle bakarsan o zaman kârlı çıkarsın. Ama öbür türlü yok, emeğimin karşını almıyorum. Ben çalışıyorum, gayret gösteriyorum ama hayat işte adaletsiz, hayat şöyle kötü, böyle kötü diye ağlamaya başlarsan, sızlamaya başlarsan küçük emrattan farkın olmaz ki. Ve sonu hüsranla biter. Çünkü önünde bir nimet var, bir tecrübe var, tecrübe kazandın. Bu kazandığın tecrübeyi bir yerlerde kullan, değerlendir. Şu dünyada iki çeşit insan var. Biri sürekli şikayet eden, önünde nimet varken böyle altın koyuyorsun önüne. Bak altın koyuyorsun, nimet, tamam mı? Fırsatlar var, koyuyorsun önüne, hala ağlamaya devam ediyor. Hala isyan etmeye devam ediyor. Önündeki o fırsatı değerlendirecek, sadece onu görecek ağlamayı bırakarak. Yani ağlamayı bıraksa görecek zaten ve fırsatı değerlendirecek. Birinci insan tipi bu. Bir de ikinci insan tipi var. Bu da Hızır Aleyhisselam'ın gözüyle bakan insanlar. Yani hikmet gözüyle bakan. Tamam, böyle bir şer bir durum var, kötü bir durum var ama bunun iyi tarafı ne tarafından bakar. Ben bu krizi nasıl fırsata çeviririm, nasıl iyi tarafını kullanabilirim diyen insanlar var. O gözle, hikmet gözüyle bakan insanlar her zaman kârlıdır ama şu dünyada onların sayısı çok az. %2, %3 en fazla. İşte onlar bir çeşit dünyada cenneti yaşayan insanlar. Bunu maddi ve manevi olarak söylüyorum. Diğerleri hep ağlıyor, sızlıyor. Önüne altın veriyorsun, sen bana hurda verdin, demir verdin diye sana onu atıyor, geriye veriyor. Hani kaşıkçı elmas hikayesi gibi. Elmasın kıymetini elması bulan kişi bilmiyor. Dolayısıyla doğru gözle bakmanı tavsiye ediyorum. Sen gayretin karşını her zaman alacaksın. Yaptığın iyiliğin karşını her zaman alacaksın. Ama yaptığın kötülüğün karşını da alıyorsun zaten. Yani o yaptığın en büyük kötülüklerden bir tanesine kendine yapıyorsun o kötülük. O da ağlamak, sızlamak, devamlı şikayet etmek, devamlı isyan etmek, doğru gözlüğü takmamak, karamsar gözlükleri takarak, hayata o şekilde bakarak, önündeki fırsatları değerlendirmemek, kendi ayağına kurşun sıkarak kötülük yapıyorsun kendine. Verimli çalışmak, tamam mı? Bu çok önemli. Verimli çalışmak. Buna Pareto prensibi diyorlar. Pareto, verimli, daha faydalı, daha efektif. Yani hedefi 12'den vurmak, tamam mı? Bu şekilde çalıştığın zaman, daha verimli olduğun zaman, daha faydalı olduğun zaman yorulmuyorsun. Enerji kaybın olmuyor. Ömrünü zayi etmiyorsun. Yani
8 saatlik işi 2 saatte de yapabilirsin. 2 saatte yaptığın zaman 6 saat kendine zaman ayırabilirsin. Çocuklarına, karına veya kocana zaman ayırabilirsin. Ailene zaman ayırabilirsin. Ailenle zaman geçirdiğin vakit, yani onlarla beraber olduğun zaman daha huzurlu olursun. Yani o çarkın dışına çıkmış olursun. Ama neyle? Akıllı çalışarak, verimli çalışarak, Pareto prensibiyle çalışarak. Karşılığını her zaman alacaksın. Emeğinin karşılığını her zaman alacaksın. Aynı zamanda kazancını da arttıracaksın. Şöyle bak, şöyle örnek vereyim. Pareto prensibiyle 8 saat çalış, 24 saat çalışmış gibi verimli oluyorsun. Ama bu işte tek başına olmuyor. Ya internette arattım, buldum, tamam Pareto prensibi buymuş, ben bunu uygulayayım kendimde diye. Direkt uygulayamıyorsun. Onun bir usulü, bir adabı var. Onun yöntemini uygularsan o zaman Pareto prensibi sende çalışıyor. Yani öyle yan gelip yatarak, sadece Google'dan bularak onu öğrendim de ben bunu şimdi hayatıma yansıtacağım. Bu olmuyor. Eksik kalır. Eksik kalmaması için bütünsel bakmak lazım olaya. Anlatabiliyor muyum? Yani o Pareto prensibi senin hayatına nasıl yansıtılmalı? Tamam, bir kuş bakışıyla bir uzman senin hayatını gözünün önüne alacak uzman. Senin hayatını bir öğrenecek, bilecek, seni tanıyacak. İçindeki potansiyel nelerdir, ayak bağları nelerdir onu anlayacak kişi. Sonra Pareto prensibi tak diye o kalıbı oturtturacak. İşte o zaman sen daha verimli çalışıyorsun. Ve karşılığını hak ettiğin şekilde alıyorsun. Başkasının 8 saatte yaptığı işi sen 2 saatte, belki de 1 saatte yapacaksın. Ve aynı sonucu elde edeceksin. Neden ömrünü zayi edesin ki? O yüzden yıllardan beri söylüyorum. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bu hadisi şerif, kendini bil, kendini tanı. Kafandaki kilitleri bul, çöz. İçindeki potansiyeli hayatına yansıt ki ömrün zayi olmasın. Daha verimli bir hayatın olsun. O yüzden emeğinin karşılığını her zaman alacaksın. Yaptığın iyiliğin karşılığını alacaksın. Başkaları bir karış bostan, yan gel Osman yatarken sen gayret gösterir çalışırsan bu gayretinin karşılığını mutlaka alacaksın. Bundan hiç şüphen olmasın. Dolayısıyla sen de hedeflerine odaklan, verimli çalış ve deneyimli, tecrübesi olan bir uzmandan destek al. Başarılı bir boksör antrenörsüz maça hiçbir zaman çıkmaz. Dolayısıyla tecrübeye saygı sana yılları kazandırır. Bizim de sana daha verimli, daha efektif çalışarak, daha başarılı, daha huzurlu, daha bereketli bir hayata ulaşma konusunda yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek, bir ön görüşme yaparız. Senin ayak bağlarının engelleri nelerdir, içindeki potansiyel nelerdir, yol haritasını sana çizeriz. Sen de o yol haritasında ilerleyerek, tecrübelerimizden faydalanarak, ömrünü zayi etmeden arzuladığın hedefe, huzura, berekete ulaşabilirsin. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.